Bugün milyon dolarlık sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. WhatsApp mesajlarımızı okuyabiliyor mu? Biliyorsunuz biz WhatsApp'ı normal kullanmaya devam ederken geçtiğimiz Ocak ayında WhatsApp çat diye önümüze bir kullanıcı sözleşmesi çıkardı. Ve dedi ki bunu imzaladınız. İmzalamazsanız Şubat ayından itibaren WhatsApp'ı artık kullanamayacaksınız. Hepimiz tabii şok olduk. Bu yeni kullanıcı sözleşmesi nedir? Neyi içeriyor? Mesajlarımızı WhatsApp okuyabilecek mi? Bununla ilgili bir sürü tartışmalar döndü. Herkes dedi ki WhatsApp'ı artık bırakıyoruz. Telegram indirenler oldu, Signal indirenler oldu. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada herkes bu konuyu konuştu bir anda. O kadar çok tepki geldi ki bu yeni kullanıcı sözleşmesine. Facebook bir geri adım atmadı ama dedi ki okey, size Mayıs'a kadar mühlet. Mayıs'a kadar düşünün, taşının ve bu sözleşmeyi imzalayıp imzalamayacağınıza bir karar verin. Yeni WhatsApp kullanıcı sözleşmesini imzalamazsak ne olur? İlk etapta aplikasyona hiçbir şekilde erişemeyeceğiz. Yani aplikasyonu açıp herhangi bir kimseye mesaj atamayacağız ya da telefonla arama yapamayacağız. Ama gelen aramalara cevap verebileceğiz ve eğer bildirimleriniz açıksa, o zaman mesaj geldiği zaman telefona bildirim geliyor ya, bildirime tıklayıp mesajları okuyabileceğiz ya da bildirimden işte reply yaparak mesajlara cevap verebileceğiz. Ama bu sadece birkaç hafta boyunca devam edecek. Daha sonra WhatsApp uygulamaya erişimimizi tamamen kaldıracak. Yani ne biz kimseyi arayabileceğiz, ne kimse bizi arayabilecek, ne biz kimseye mesaj atabileceğiz, ne de kimse bize mesaj atabilecek. Bir süre kullanıcımız pasiflendikten sonra, eğer 120 gün boyunca pasifte kalırsa, o zaman WhatsApp profiliniz tamamen silinecek. Yani eski mesaj geçmişi ve WhatsApp'ta yaptığınız her şey tamamen silinmiş olacak. Bu arada eğer değerli yazışmalarınız varsa bunları kaybetmek istemiyorsanız WhatsApp'ın web sitesine girip geçmiş yazışmalarınızı oradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. WhatsApp'ın kullanıcı gizliliği aslında iki ayaktan oluşuyor. Birincisi WhatsApp'ın erişebildiği bilgiler, ikincisi WhatsApp'ın topladığı bilgiler. Erişebildiği bilgiler neler? Bir kere zaten profil resmimiz, telefon numaramız, biyografimiz bunlara zaten erişiyor. Bunun dışında tabii ki de insanlarla mesajlaşmak için kullandığımızdan ötürü adres defterimize erişiyor ve bizde kimler kayıtlı, onların profil resimleri, onların telefon numaraları bunların hepsine erişebiliyor. WhatsApp üzerinden fotoğraf alıp gönderdiğimiz için bütün fotoğraf arşivimize erişebiliyor. Yine konum gönderme alma işlerini de WhatsApp üzerinden genellikle yaptığımız için konumumuza da erişebiliyor. Yani nerede olduğumuzu da biliyor. Bence bunlar WhatsApp'ın bizim hakkımızda eriştiği en kritik bilgiler. Yani zaten bir kişinin en gizli bilgileri nedir? İşte fotoğraf arşivi, kişi bilgileri, bunun dışında bir de konum. Bunun yanında bir de WhatsApp'ın topladığı bilgiler var. Bunlar yine WhatsApp'taki profil resmi, fotoğraf ve biyografi. Bunun haricinde telefonunuzun modeli, telefonun ekran çözünürlüğü, kullandığınız işletim sistemi, telefonun batarya durumu, internet sinyal gücü, 4G mi kullanıyorsunuz, Wi-Fi'dan mı bağlanıyorsunuz, eğer WhatsApp web kullanıyorsanız buradaki cookie'ler, IP adresleri, bunların hepsini WhatsApp topluyor. Yani WhatsApp bizim kişilerimize, fotoğraflarımıza ve konumumuza erişebiliyor ama bunları toplamıyor. Bunun dışında diğer sözünü ettiğim bütün o diğer bilgiler, telefonla ilgili bütün diğer bilgilerimizi topluyor, bunları kaydediyor. Yeni kullanıcı sözleşmesi de aslında bu topladığı bilgileri Facebook'la paylaşmayı içeriyor. Yani WhatsApp diyor ki ben bu bilgileri topluyorum, bunları bundan sonra Facebook'la paylaşacağım. Facebook da bunları çok büyük ihtimalle kişiselleştirilmiş reklam gösterimleri için kullanacak. Yani genel olarak söylediği şey bu. Şimdi gelelim asıl soruya. WhatsApp mesajlarımızın içeriğini görebiliyor mu, okuyabiliyor mu ve dahası bunları Facebook'la paylaşıyor mu? Hayır. WhatsApp'ta bütün mesajlar uçtan uca şifreleme metoduyla korunur. Bu ne demek? Yani ben mesajı telefonumda yazdığımda mesaj şifreleniyor. Alıcının telefonuna şifreli şekilde gidiyor. Alıcının telefonunda deşifre edildikten sonra ona tekst olarak görüntüleniyor. Yani mesajlarımız tekst olarak değil, aslında bir kod olarak ya da bir şifre olarak bir telefondan diğerine iletiliyor. Bu da tabii ki mesajların güvenliğini maksimum seviyede koruyan bir sistem. WhatsApp hiçbir mesajı sunucularında depolamadığını, hepsini ilettiği anda sildiğini söylüyor. Ancak ve ancak eğer ki alıcının telefonu kapalıysa, yani mesajlar bir şekilde iletilmediyse, iletilmek üzere 30 gün boyunca WhatsApp'ın sunucularında depolanıyor. Diğer taraftan
Hani mesaj geçmişini kaybetmemek için mesajlarımızı hep backup yapıyoruz. Bütün yazışmaları, bütün her şeyi backup yapıyoruz. Backup yapılması ne demek? iPhone'lar için bütün backuplar iCloud'da yapılır. Yani bütün mesaj geçmişi aslında Apple'ın sunucularında depolanıyor, bir kopyası orada tutuluyor demek. Tabii ki bunlar şifreli olarak tutuluyor ama en nihayetinde bütün mesajlarımız bir yerde depolanmış. Dolayısıyla buradan sızdırılma riski her zaman var. Sızdırılabilir, deşifre edilerek bir şekilde çözülebilir. Evet, bu çok çok düşük bir risk ama böyle bir risk her zaman var. WhatsApp'ı güvenli bulmayıp başka bir mesajlaşma uygulamasına geçmek isteyebilirsiniz. Bunun için de alternatif mesajlaşma uygulamaları var. Ocak ayında da yine bir sürü uygulamanın ismi gündeme gelmişti ama en çok öne çıkanlar işte global olanlardan Telegram ve Signal'dı. Yerli olan da Turkcell'in BIP uygulamasıydı. Şimdi güvenlik sebebiyle WhatsApp'ı terk ediyorsak gideceğimiz uygulamanın tabii ki de daha güvenli olması gerekiyor. Bir kere Turkcell'in BIP'inde uçtan uca şifreleme yok. Dolayısıyla hiçbir şekilde güvenli değil, BIP'in üstünü çiziyoruz. Telegram'a gelince, Telegram'da uçtan uca şifreleme var ama bütün mesajlar için varsayılan ayar değil. Yani çok garip. Uçtan uca şifreleme metodu var ama bütün mesajlarda değil. Ancak mesajların içeriğine gireceksiniz, ayarları bölümünden. Bu gizli mesajdır gibi bir ayarı var. Onu seçtikten sonra uçtan uca şifrelenmiş oluyor. Bu da bence Telegram'ın güvenliğini biraz sorgulatan bir şey. Telegram'ın da üstünü çiziyoruz. Alternatif uygulamalar arasından en güvenli olanı Signal. Eğer WhatsApp'ı değiştirmek isterseniz Signal iyi bir tercih olabilir. Fakat burada bir mesaj aplikasyonundan söz ettiğimiz için tek başımıza yer değiştirmemiz yetmez. Yani ben mesela diyelim WhatsApp'ı sildim. Okey, Signal yükledim. Hiç kimse orada değilse ne yapacağım? Hiç kimseyle mesajlaşamayacağım. Hiç kimseye mesaj atamayacağım. Onlardan mesaj alamayacağım. Yani aslında aplikasyon fonksiyonel olarak hiçbir işime yaramayacak demektir. Ocak ayında bu WhatsApp'tan çıkalım, başka uygulamalara geçelim tartışmaları olduğunda herkes Telegram indiriyordu. Ben de indirmiştim. İşte bir sürü kişi böyle her gün tanıdıklarımdan bir sürü kişi Telegram'a girdi diye bildirim geliyordu. Ama o günden bugüne kadar Telegram üzerinden tek bir yazışma bile yapmadım. Yani ne kimse bana mesaj attı ne de ben kimseye mesaj attım. Şimdi WhatsApp hayatımızın çok içinde. Yani günlük yazışmalarımızı da WhatsApp'tan yapıyoruz, işle ilgili yazışmalarımızı da WhatsApp'tan yapıyoruz. Dolayısıyla milyar kullanıcıya ulaşmış bir aplikasyondan hani böyle kitlesel olarak herkes yer değiştirebilir mi? Çok zor bir şey ama tabii imkansız değil. Son olarak internet güvenliği ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. En nihayetinde telefonun bütün nimetlerinden faydalanabilmek için bir sürü bilgimizi hem telefonla hem aplikasyonlarla paylaşıyoruz. Örneğin gideceğimiz yere konum almak için ya da konumumuzu paylaşmak için Google Maps'i kullanıyoruz. Bu ne demek? Google bizim nerede olduğumuzu her zaman biliyor demek. Mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal medya uygulamalarından tanıdığımız kişileri bulabilmek için adres defterimizi bütün bu aplikasyonlara açıyoruz. Yani kimler bizde kayıtlı, biz kimlerde kayıtlıyız bunların hepsini biliyorlar. Veya işte fotoğraf paylaşmak için, fotoğraf göndermek almak için yine fotoğraflarımızı bütün aplikasyonlarla paylaşıyoruz, bütün fotoğraf arşivimizi. Yani en küçük bir fotoğraf edit uygulaması bile tabii ki fotoğraflarımıza erişebilme yetkisi istiyor ve bütün fotoğraf arşivimizi biz bu uygulamalara açıyoruz. Yani en nihayetinde bunların sızdırılma riski her zaman var. Yani internette hiçbir şekilde %100 güvenlik diye bir şey söz konusu değil. İnterneti kullanırken, telefonumuzu kullanırken bunu her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bir fotoğraf çekerken, fotoğrafınızı arşivlerken, bütün bu verileri aplikasyonlarla paylaşırken, bunların hepsinin backup'ını alırken her zaman bunların sızdırılma riski var diye düşünmek gerekiyor. Her ne kadar bütün bu firmalar çok güvenliyiz deseler bile. WhatsApp'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Silecek misiniz yoksa kullanmaya devam mı edeceksiniz? Yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Sevgiler.